Aa. Bu benim getirdiğim değil ki. Resmen dar. Allah Allah. Bu işte bir karışıklık var. Ya ne karışıklığı ya? Yanlış getirttim demiyorsun da. Yok elmas. Vallahi Sibel ablaya teslim ettiğim bu değil. Bak burada ne yazıyor? Senin istediğin beden. Ama elbise burada yazandan iki beden küçük. Bir dakika, bir dakika. Demin sen Hasibe mi dedin? Hı. Sen benim bindallığımı Hasibe'ye mi teslim ettin? Evet, senin siparişin bir gün erken geldi. Ben de hazırladım, tam sana getirecektim. Hasibe abla çıktı geldi. Üzerine boncuk neyimi işleteceğim? Sürpriz yapacağım dedi, aldı gitti. Üstelik boncuk falan da işlememiş yani. Ya? Hayır sen niye? Niye benim elbisemi Hasibe'ye veriyorsun ha? Niye veriyorsun? Ay karı zaten bana gıcık. Belli işte. Özellikle daraltmış giymeyeyim diye. Ben ne bileyim Elmas. Sürpriz yapacağım dedi. Çok ısrar etti. Nereden bileyim böyle olacağını? Tamam. Tamam Naciye, tamam. Hadi sen topla şunu. Topla hadi. Koy paket. Ben ona inat. Bunu giymez miyim? Ah Hasibe. Ne oluyor be? Çiçekçide gördüm, senin için aldım. Lütfen kabul et. Sen bana baya baya asılıyorsun değil mi? Yalnız böyle kaba kaba asılıyorsun falan demesek. Elmas, ben çok hassas bir erkeğim. Ve senden acayip etkilendim. Ruh ikizi olduğumuzu düşünüyorum. Hmm. Bir hoşlantı var diyorsun yani ha? Anladım ben seni. Konuları burada konuşmasak, benim dükkanda baş başa bir yemek yesek. Olur. Hadi gidelim. Yalnız önce ben bir konağa uğramam lazım. Bu poşeti bırakayım, sonra kıyafetimi değiştireyim. Romantik yemek kıyafeti giyeyim değil mi? Olur prenses. Sen nasıl istersen. Prenses. Sağ olasın. Allah'ım cazibe merkezi bir adamım ya. Işığımdan gözleri kamaştı kadının. Alo Safocuğum, işlem tamam. Kuş kafese girdi. Şimdi...